Tarihin canlı tanıkları. Onlar atalar, dedeler, nineler, babalar, halalar, teyzeler. Onlar agalar, abiler ve bir yaşlı, bir ölüm, bir büyük öldü dendiğinde gönül tellerimiz titrer. Çünkü onların tarihin canlı şahitleridir. Onların bir kare fotoğrafı yoktur. Onlar çileler çekmişlerdir. Özellikle son 200 yılın insanları. Ömürleri savaşlarla geçmiştir. Onların hayatı çilelidir. O çileli hayatın kahramanlarını konuşmak, onlardan dinlenilen, duyulan, bililen, yazılan hatıraları belgeselleştirmek gerekiyor. İşte onlardan birisi de Doğu Karadeniz bölgesinin bir tablo gibi güzel diyarı. Giresun, Esbiye ilçesi, tarihi Bayramoğlu nahiyesi. Bugünün Soğukpınar beldesi Dikmen Köyü. Hasan Kandazoğlu. Bir başka ifadeyle Hasan Ağa. 1839-1940'lı yıllarda dünyaya gelmişti o. Onun hayatını konu alacağız. Onun şehit torununun torunu olarak onun hayatını belgeselleştirmek istiyoruz. Hikayesini anlatacağız. Çünkü onun direkt anlattığı bilgiler rahmetli babam tarafından dinlenmiş. O da bana anlatmıştı. Ben üçüncü kuşak onun yaşadıklarını o dönemin canlı şahidi olarak ekranlara getireceğiz. O dönemlerle ilgili, geçmişle ilgili bilgileri alıp böyle gençlere, gelecek kuşaklara aktarmak gerekiyor. Hasan Ağa sadece bir sembol. Kırım Savaşları, 93 Harbi Osmanlı-Rus Savaşları, Yunanistan Savaşı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı, Birinci Cihan Harbi ve Kurtuluş Savaşı. 7 savaş. 7 savaşı görmüş. O 100 yıllık ömre 7 savaş sığdırmış. Bütün çileleri çekmiş bir insanın hayatını burada anlatmaya çalışıyoruz. Ve o dönemdeki bütün insanlarımız, onların hayatını gelecek kuşaklara aktarmak gerekiyor. Bu devletin nasıl kurulduğunu bildirmek gerekiyor. Tarihe canlı tanıklık yapmış o yaşlıları gelecek kuşaklara aktarmak gerekiyor. Onun için bu belgeseli Hasan Ağa'nın şahsında o yaşanan 100 yıllık dönem içerisinde dünyada, Osmanlı'da ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşananları gelecek kuşaklara aktarmak için bu belgeseli çekiyoruz. Yeşille mavinin harman olduğu bereketli toprakların adıdır Karadeniz. Tarihi geçmişi, kültürel birikimi ve doğal güzellikleriyle insanı büyüleyen Karadeniz'in ilk akla gelen şehirlerinden birisi de Giresun'dur. Adını kirazından, ününü fındığından alan Giresun'un cazibe merkezlerinden olan Esbiye ise tarih, kültür ve tabiat turizminde marka olma yolunda hızla ilerlemektedir.
Espiye bugün Soğukpınar beldesi olarak bilinen 550 yıllık geçmişe sahip, Bayramoğlu nahiyesine de ev sahipliği yapmaktadır. Espiye ilçesi ve tarihi Soğukpınar beldesi, Karaovacık yaylası, Kızılkaya madenleri, Karadoğa ormanları, Ahılbaba Dağı gibi doğal güzellikleriyle, tabiat aşığı gezginlere dört mevsim farklı manzaralar sunar. Espiye'yi tanıtmaya Soğukpınar beldesinden başlıyoruz. Belgesel tadında Soğukpınar beldesine tarih ve kültür yolculuğumuz başlıyor. Espiye'den Soğukpınar beldesine doğru ilerliyoruz. Bizi nazlı nazlı akan Gelevera deresinin seyrine doyulmayacak manzarası boyunca virajlı yollar karşılıyor. Yemyeşil ormanlarla kusursuz bir ahenk oluşturan manzara insana huzur veriyor. Yeşilin tüm tonlarına hakim olan Soğukpınar, dağları, ormanları, dereleri ve fındık bahçeleriyle cennetten bir köşe adeta. Pangal Şelalesi, Sarıkız Kirazlığı, Temtem Gölü, Han Çayırı, Şahin Kayası ve Kızılkaya Madeni, beldenin keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerinden sadece birkaçı. Özellikle Kızılkaya Madeni, büyüleyici gün batımı manzarasıyla ziyaretçilerine unutamayacakları bir deneyim yaşatır. Kolay gelinmedi bu günleri evlat. Çok çileler çekti bizim ecdat. Onların hakkını ödeyemeyiz evlat, evlatlar. Onlar memleketi vatan yaptılar. Aç kaldılar, arık kaldılar. O bahçeleri kolay kurmadılar. Duvarlar yaptılar. Oralar vatan olsun diye fındık bahçeleri diktiler. O topladıkları fındığı hem kendilerine hem vatanın kalkınması için harcadılar. Fındık vatandır, vatan fındıktır. Savaşlarda en büyük lojistik ve askeri strateji üründür fındık. Fındık deyip geçmemek gerek. Biz Hasan Ağa'nın şahsında fındıktan söz ediyoruz. Her yıl 40 Ocak fındık dikenin ahirette yeri cennettir. Fındık, Çin'den Orta Asya'ya, Anadolu'nun Karadeniz kıyılarından Avrupa ve Kuzey Amerika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yetiştirilen bir bitkidir. Bazı kaynaklar fındığın Anadolu'dan bütün dünyaya yayıldığını söyler. Bazı kaynaklarsa fındığın Orta Asya'dan Karadeniz sahillerine göçler yoluyla Türkler tarafından getirildiğini, daha sonra Avrupa'ya götürüldüğünü ifade eder. Tarihi belgelerde günümüzden 2300 yıl önce Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz kıyılarında fındık üretildiği belirtilmektedir. Fakat Doğu Karadeniz bölgesinin kültür meyvesi olan fındık, antik çağdan beri bilinip gıda maddesi, hatta ilaç olarak tüketilmiştir. Büyük Türk bilgini İbn Sina, El-Kanun Fit-Tıp adlı eserinde fındığın çeşitli hastalıklarda bir ilaç olarak kullanıldığından bahsetmektedir. 13. yüzyılda yaşamış olan Ispartalı Seyrani, Karadeniz bölgesine yaptığı ziyaret esnasında Giresun'da bol miktarda fındık yetiştirildiğinden bahsetmektedir. Evliya Çelebi, Trabzon bölgesine yaptığı bir seyahatte, "Dağların da taşların da cümle ormanları fındıklıktır." demektedir. Birçok medeniyetin tarihinde, kültüründe, inancında ve ticaretinde kök salan fındık, antik çağda Pontos cevizi olarak bilinirken, ünlü Türk dil bilgini Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı Divan-ı Lügatit Türk'te kosik olarak geçer. Sulh ve selamet sembolü olan fındık da çalışkan Türk milletinin binlerce yıllık tarihinde mukaddes bir nimet olarak görülmüştür. 18. yüzyılda fındığın daha çok Giresun ve Ünye'de yetiştirilerek ihraç edildiği bilinmektedir. Fındığın uluslararası ticaret malı olarak satışını gösteren ilk yazılı belge 1403 tarihlidir. İspanya Kralı 3. Henry 1403 yılında
Timur Han'a gönderdiği elçi, Timur'la görüşüp Trabzon'dan İstanbul'a deniz yoluyla dönerken günlüğüne şu notları düşmüştür. 17 Eylül 1403'te Trabzon'dan fındık yüklü bir gemiyle 25 günde İstanbul'a gittik. 1583'te Giresun'da fındık bahçelerinin bulunduğuna dair kayıtlar mevcuttur. 1888'de Trabzon bölgesinde fındık üretimi 7 milyon 840 bin kilogramdır. 1903 tarihli bir kaynakta en makbul fındıkların Giresun yöresinde yetiştiği aktarılmış, yörede senelik 320 milyon kilogram civarında fındık üretildiği yazılmıştır. 19. yüzyılda Trabzon, Giresun ve Ordu'da üretilen fındık İngiltere ve Rusya'ya ihraç edilmiştir. 1900'lü yıllarda fındığın tek üreticisi ve dış satımcısı Türkiye'dir. İsviçreli Louis Rambier'in 5 Mayıs 1902 tarihli gezi günlüğünde fındıkla ilgili şu cümleler yer almıştır. Sabah şafakla beraber Giresun'a geldik. İşte bugün fındık diyarındayız. Yamaçlar üzerinde, küçük vadilerin kıvrımlarında, sözün kısası her tarafta düzenli biçimde dikilmiş fındıklar görülür. Dünyanın fındık üretimi için gerekli uygun hava koşullarına sahip birkaç ülkesinden biri olan Türkiye, günümüzde toplam dünya üretiminin %75'ini, ihracatının ise %70'ini gerçekleştirmektedir. Giresun, Ordu, Trabzon, Sakarya, Kocaeli illerimizdeki 8 milyonu aşkın fındık yetiştiricisi köylümüzün tek geçim kaynağı fındıktır. 500 binin üzerindeki üretici 700 bin hektar alanda fındık üretmektedir. 1.8 milyar dolar ihracat geliri hacmiyle fındık, Türkiye'nin stratejik öneme sahip bir gıda ürünü olarak önemini daima korumaktadır. Dünya borsalarında Giresun kalite adıyla Türk fındığı marka haline gelmiştir. Karadeniz insanının işi, keyfi, sevdasıdır fındık. Hayat burada fındıkla başlar, fındıkla devam eder. Her şey fındık vaktine göre belirlenmiştir. Sünnet, düğün ve diğer önemli işler fındık gelirine göre ayarlanmıştır. Sohbetler arasında hep fındıktan önce halledelim ya da fındık sonrası kısmetse uğrayacağım gibi ifadeler kullanılır. 5000 yıllık üretim tarihi olan o küçücük fındık kabuğunun içerisine nice değerler sığdırılır. Peki Karadeniz dendiğinde akla ilk gelen şeylerden biri olan fındık kimler tarafından bu topraklara getirilmiş? Fındık bahçeleriyle bölge nasıl vatan olmuş? Bu sorunun cevabını Karadeniz'i vatan yapan Çepni Türkleri tarihinde aramamız gerekmektedir. Çepniler, Anadolu'da her köyün, her şehrin ayrı bir hikayesi vardır evlatlar. Ve o hikayeleri bilmek gerekiyor. Kolay vatan olmadı Anadolu. Horasan Ereni olan ata dedeler buralara geldiler. O ıssız bölgesiz köyleri vatan yaptılar. Çepniler kimdir? Doğu Karadeniz nasıl vatan oldu? Birlikte izliyoruz. Türkler, Asya'nın üretken çocukları. Uçsuz bucaksız bozkırlardan Anadolu'nun yemyeşil vadilerine uzanan bir göçün baş kahramanları. Oğuz Kağan destanına göre Oğuzların 24 boyundan biri olan ve Oğuz Kağan'ın oğlu Gökhan'ın soyundan geldikleri kabul edilen Çepniler, yüzyıllar önce Türkistan coğrafyasından çetin yollar aşarak geldikleri Doğu Karadeniz bölgesini yurt yuva edindi. Kaşgarlı Mahmut, Çepnileri şöyle tanımlar. Çepniler bir Oğuz boyudur. Boyun genel özelliği asi, atılgan, cesur, mert ve savaşçı olmalarıdır. Çepni kelimesi düşmanla savaşan, mert, yiğit, asi, cesur anlamında kullanılmıştır. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin bölgesinde Türk İslam medeniyetinin gelişip yayılmasında
Oğuz Türklerinin Çepni boyunun çok önemli rolü vardır. Çepniler 1071'de Anadolu'nun 1277 yılından itibaren de Karadeniz bölgesinin fethedilmesinde önemli görevler üstlendiler. Karadeniz'e batıdan sahil boyuna ilerleyen Çepni boyları Ünye, Ordu ve yöresini fethetmiş ve Trabzon'a büyük bir akın düzenlemiştir. Yoğun Çepni yerleşimi nedeniyle Giresun bölgesi ileride Çepni vilayeti adıyla anılacaktır. Çepni Türkleri gittikleri yerlerde öncelikle fındık bahçeleri kurmuşlardır. Fındık bahçeleri %70 eğimli olan vatan toprağını kurtarıp erozyonu engellemiştir. Fındık gelir kaynağı olarak insanların bu bölgede yaşamalarını ve hiç terk etmemelerini sağlamıştır. Çepni Türklerinin ruhuna uygun coğrafyasıyla Doğu Karadeniz coşkusunu iç içe yaşadığı dağlardan, ormanlardan, çiçeklerden ve renklerden alır. Dik yamaçlara ve yağışlı bir iklime sahip bölgeye özgü evler kurulmuş ve sonraki kuşaklar bu geleneği sürdürmüştür. Bu evler tıpkı Çepniler gibi Karadeniz'in zor iklim şartlarına meydan okur. Tabii fındık ocaklarını da unutmamak gerekir. Onlar da zor şartlarda azıcık toprağa sıkı sıkı sarılırlar. Her fındık ocağının anlatacak bir hikayesi vardır burada. Her ağacın, her kayanın anlatacak bir hikayesi vardır Doğu Karadeniz'de. Heyecanla yüzünüzü yalayan, deli rüzgarlar eşliğinde, yeşil sessizliği keşfetmeye yönelmek ne anlamlı bir yaşam biçimidir. Sabahları kalın sis perdesini kuşanan ebedi vatan Anadolu. Çepni Türklerinin ruhuna uygun coğrafyasıyla Doğu Karadeniz coşkusunu iç içe yaşadığı dağlardan, ormanlardan, çiçeklerden ve renklerden alır. Dağlık bir bölgede kurulmuş olan Çepni Türklerinin köyünün doğal ve sosyoekonomik yapısı yöresel mimariye yansımıştır. Dik yamaçlara ve yağışlı bir iklime sahip bölgeye özgü evler kurulmuş ve sonraki kuşaklar bu geleneği sürdürmüştür. Çepni Türkleri bağımsızlığı sever. Evlerin arası birbirlerinden oldukça uzaktır. Çepniler, günümüzde Doğu Karadeniz bölgesi başta olmak üzere Rumeli ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yaşarlar. Profesör Doktor Faruk Sümer, Oğuzlar, Türkmenler isimli eserinde Çepnilerin Anadolu'nun değişik yerlerinde yaşadıklarını ve Çepnilerin çoğunlukla Sünni olduğundan bahseder. 1515 tarihli tahrir defterlerinde Giresun ve civarındaki illerin vilayeti Çepni olarak adlandırılmakta. Samsun'dan itibaren sahili takip eden kısmının Çepniler tarafından Türkleştirildiği, Canik bölgesine adını veren Hristiyan kavmin yok olduğu ve Türklerin Giresun'a kadar ilerleyip küçük beylikler kurduğu bilinmekte. Giresun, Hacı Emir Bey'in oğlu Süleyman Bey zamanında 1397 yılında fethedilir. Bu yüzden Süleyman Bey'e Giresun Fatihi unvanı da verilir. Giresun'un Türkler tarafından fethedilmesinden 64 yıl sonra, 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet Han, Giresun bölgesindeki Çepni beylerinin de desteğiyle Trabzon'u fethetmiştir. Trabzon'un fethiyle tüm Karadeniz, ebedi Türk yurdu olur. Osmanlılar, Çepnileri vergiden muaf tutarak Doğu Karadeniz bölgesinde Türk-İslam medeniyetinin yerleşmesine katkı sunar. Oğuz Türklerinin Çepni boyu Türkistan coğrafyasından çetin yollar aşarak geldiler. Doğu Karadeniz bölgesine yurt yuva kurdular. Dağların zirvesindeki yaylalara obalar kurup vatan yaptılar. Ovalar ve derelerin kenarına köyler ve kışlaklar kurup yerleşik düzene geçtiler. Anadolu'nun taşını, toprağını sevip, yurduna sahip çıkıp
vatan yapan Çepniler. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Kafkas cephesinin en çetin mücadele verildiği alanlar. Harşit savunması, Kop Dağı, Sarıkamış. Ve Harşit savunmasında fındığın çok büyük rolü ve önemi olduğunu gördük. Fındıklar toplanır, bir kısmı satılır cepheye silah alınır, bir kısmı da askere yiyecek olarak gönderilir. Yıl 1839. Tanzimat Fermanı'nın ilan edildiği yıllar. Doğu Karadeniz'in önemli ırmaklarından Harşit'e hakim tarihi bir köyde bir çocuk dünyaya gelir. Adı Hasan'dır. İleride Hasan Ağa olarak anılacak bu çocuk yaklaşık bir asırlık bir döneme canlı şahitlik yapmıştır. Henüz bir yaşında babasını kaybetmiştir Hasan Ağa. Yakınları ve ablaları tarafından büyütülmüştür. Daha çocuk yaşlarda üvey baba elinde kalmış, babadan kalma bütün malları elinden alınmış ve çok küçük yaşta hayat mücadelesine girişmiştir. Ama en önemlisi bulunduğu köye fındık ekim ve dikimi yapan ilk kişiler arasında yer almıştır. Yıllar içinde Hasan Ağa ile birlikte diktiği fındık ocakları da büyümüş, geniş bahçeler haline gelmiştir. Yıl 1853. Kırım Savaşları başladığında henüz 12 yaşında olan Hasan Ağa köyünden Kırım'a giden askerleri uğurlar. Bu onun ilk kez bir savaşa şahit olduğu andır ama son olmayacaktır. Zira o bir milletin hayatta kalmak ve yeniden doğmak için defalarca çarpışmasına yıllar boyunca şahit olacaktır. İngilizlerin büyük oyunu ve Fransızların desteğiyle Osmanlı Kırım'da savaşı kazansa da aslında Kırım Savaşları Osmanlı'nın sonunu getiren bir savaştır. Bu savaşın sonunda Osmanlı ilk borcunu İngilizlerden almış ve bu dönemden sonra Osmanlı'da gerileme başlamıştır. Ama hiçbir şey Hasan Ağa'yı yıldırmamış, yaşadığı bölgeyi fındık ekimleri, ziraat ve hayvancılık yaparak kalkındırmıştır. Devletine öşür vergisini vererek hizmet etmiştir. Agah Efendi ve Şinasi tarafından Osmanlı'nın ilk özel gazetesi olan Tercüman-ı Ahval'in yayınlandığı 1860 yılında 20'li yaşlarda bir delikanlı olan Hasan Ağa, köyün köklü ve eşref ailelerinden Esma Hanım'la evlenir. 1861 yılında Sultan Abdülmecid'in yerini kardeşi Sultan Abdülaziz alırken Osmanlı coğrafyasında çalkantılı yıllar devam etmektedir. Aydınların milli ve manevi değerlerden uzaklaşması, ordunun siyasete bulaşması ve en önemlisi de padişah Sultan Abdülaziz'in intihar süsü verilerek öldürülmesi. Osmanlı'nın içinde bulunduğu bu durum Hasan Ağa'yı derinden üzmektedir. Hasan Ağa bu kötü gidişatın nasıl düzeleceğine kafa yormakta, fırsat buldukça şehre inerek ülkenin içinde bulunduğu genel durum hakkında bilgiler almakta, ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmektedir. 1876 yılında 5. Murad'ın 3 ay gibi kısa bir süre tahta oturmasından sonra yerine 2. Abdülhamit geçer. 2. Abdülhamit, saltanatın ilk yıllarında Osmanlı coğrafyasını kasıp kavurmakta olan, 93 Harbi olarak tarihe geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'yla uğraşmak zorunda kalır. Evin tek erkek evladı olan Hasan Ağa, 5 kız çocuğuna bakmak ve neslinin devamı için fındık bahçelerinden kazandığı yüklü parayı devlete bedel olarak ödeyerek askere gitmekten muaf olur. Fındık ocakları dikmeyi ve bahçelerle ilgilenmeyi hiç ihmal etmeyen Hasan Ağa, zamana meydan okuyan fındık ağacının
bu topraklara nasıl geldiğini de hiç unutmaz. Evlatlarını sık sık fındık bahçesinde yanına toplar ve geçmişlerini unutmamalarını tembih eder. Unutmayın evlatlarım, buralar kolay vatan olmadı. Atalarımız olan Oğuz Türklerinin Çepni boyu Türkistan'dan buraya çok zor şartlarda geldiler. Yıllar boyunca sürdü bu göç. Bu toprakları vatan yapmak için büyük çabalar harcandı. Ordu Mesudiye'de kurulan Bayramlı Hacı Emiroğulları Beyliği, Trabzon Pontus Devleti ile sürekli mücadele ederek buraları vatan yaptı. Evler, camiler ve mektepler yapıldı. Fındık bahçeleri ve mısır tarlaları kuruldu. Fındığın bereketi sayesinde bu topraklar vatan oldu. İşte böyle bir Çepni bölgesi. Osmanlı'da Çepni vilayeti olarak bilinen Giresun'un Esbi ilçesi Soğukpınar beldesi ve Soğukpınar beldesindeyiz. Birlikte izliyoruz. Tüm Giresunlular gibi Soğukpınarlılar için de fındık hayat demektir. Fındığı yetiştirmek, bakıp büyütmek, toplayıp harmanı almak için çok büyük çabalar sarf edilir. Tatlı bir telaş başlar. İmece usulüyle toplanan fındık, modern makinalarla harmanlanıp kurutulur. Harmanların eski hali gerçekten müthişti. Bir ay, iki ay harmanlarda fındıklar çekilir, dövülür, tırmıklarla vurulur. Hatta daha sonra el kuvvetiyle çekildi. Sonra da böyle patozlarla harmanlar, fındık harmanları çok kolay olmaya başladı. Fındık savurma makinesi. Fındığın içindeki teklemeleri, koruğu, tozu, gübürü savuruyor bu. Bölgemizde önemli bir yere sahip olan Giresun yabanisi türü olan yomra fındığı ilk olarak 80'li yıllarda Trabzon'un Yomra ilçesinde imamlık yapan Mahmut Sarıkaya tarafından Soğukpınar beldesine getirilmiştir. Bu fındık belde iklimine uyum sağladığı için halkımız fındığa büyük talep göstermiş, kamuoyunda Giresun Soğukpınar yabani fındığı olarak ün yapmıştır. Burada imamlık yaparken adamlar Giresun'dan fındık getirmişler. Giresun yabanisi diye. Gelince buraya cebimiz para gördü. Gözümüz açıldı. O eski yerli fındıkları söküyor, yerine yabani fındığı dikiyor dediler. Ben de oradan iki çuvala koydum. Böyle 50 santim boylarında. Rahmetli babam aldı, dikti tarlaya. Orada yetiştirdi. Onu dağıttım millete hep. Kökleme olarak sattı. Çok değerlendi, çok tutuldu. Çevre köyler hep aldı bizden. 3 senede ürün vermeye başlıyor. 3 senede. Ama kemiresini atacaksın, gübresini atacaksın, bakım yapacaksın. Bakımsız hiç olmaz. Bir ocaktan bir çuval fındık topluyorum burada. 100 ocak fındığı olsun, 100 ocaktan bir ton fındık toplarsın. Bu böyle bir, yani verimli bir mahsul. Her sene garantisi var. 15 gün geç açması, ondan etkilenmemesi. Onda 8 garantisi var. Rakım 900, 1000'e kadar olabiliyor. Yağlı fındıklarımız küf hastalığı vurdu, etkilendi. Bu küften de etkilenmez. Sadece 1 lira 90 piyasada. Don olaylarına karşı dayanıklı olması, kök yapısının çabuk büyümesi, dikiminden kısa süre sonra ürün vermesi ve yıllık randımanın yüksek olması Soğukpınar fındığına olan ilgiyi arttırmıştır. Verim yüksek. 1 Ocak'tan 15 kiloya kadar aldım. Giresun İl Araştırma mühendislerinden daha sonra çok gidip geldiler yanıma. Sordum.
Dünyanın hiç böyle bir verimli fındık var mı? Şu anda bunun üzerinde yok dediler. Bu fındık buraya şimdi Yomra'dan mı geldi? Yomra'dan geldi. Yomra'ya nereden gelmiş? Giresun'dan yani gitmiş. Giresun yabanisi olarak. Bunun fidanını ihraç ediyoruz çevrelere. Amerikan şirketi Bafra'ya dikti 300 dönüm. Gürcistan'a dikmişler. Dünya kadar fındık bundan. O kadar fidan verdik ki hesapsız fidan verdik. XIX yüzyılın başlarından itibaren fındıkla ilgili vergileri ve bu konudaki işte tüccarları, ihracat şeylerini, kalemlerini yavaş yavaş belgelerde görüyoruz. Yani buna bir net tarih koymak zor ama 19. yüzyılın başlarından itibaren bunu tarihlemek mümkün olabilir. Ancak bunun aşılanarak geliştirildiğini de biliyoruz, bu kesin. Türkülere, manilere konu olan fındık, bölgenin en önemli geçim kaynağıdır. Tombul, sivri, palas, badem ve kuş fındığı adlarıyla yetiştirilen fındık birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Giresun fındığımızın daha fazla tanınılması, daha fazla kullanılması noktasında katma değer yaratan alanlarda istifade edilmesi noktasında bizim de çalışmalarımız var. Tarım Müdürlüğümüzün çalışmaları var. Yine bu noktada sanayicimize de katma değer yaratıp fındığın işlendikten sonra tüketim sürecine sunulması noktasında çok çeşitli çabalarımız, gayretlerimiz var. Arzu ediyoruz ki Giresun fındığı hak ettiği değeri çok daha ziyadesiyle bulsun ve bu noktada da gerek üretim verimliliğinin arttırılması noktasında, gerek ticari niteliğinin arttırılması noktasında çabalarımıza devam ediyor. Fındık kabuğu. Fındık deyip geçmemek gerekiyor. Fındıkta kalite Giresun fındığı. Bizzat Giresun bölgesinde araştırma yaparken çok farklı bir şeyle karşılaştık. Elimizde gördüğünüz bunlar herhangi bir suni boyadan değil, fındık kabuğundan elde edilen. Doğru mu söyledim? Evet. Fındık kabuğundan boya üretiyoruz, öyle diyeyim. Fındığa katma değer yaratıyoruz. Attığımız, yaktığımız fındık kabuğu bizim için çok kıymetli, ülkemiz için kıymetli olacak. Fındıkla boya üretimini gerçekleştirdik. Şimdi onların uygulamalarını çalışıyoruz. Hem baskı boyası olarak, hem düz boy olarak bir bitkiden yaklaşık 18 ton minimum elde edebiliyoruz. Çiftçiyle beraber sadece tarım ürünü olarak bakmamak lazım. Tarımdan yan ürünler de çıkarılabildiğini gördük fındıkta boya elde ederek. İpek üzerine yine fındık kabuğuyla yapılmış bir çalışma. El dokuması ipek bir fular. Yine burada bir tülbent üzerine. Bu da yazma değil mi eskisi? Evet, yazma. Evet. Bu inşallah Giresun'un yerel ürünü olsun istiyoruz. Fındık kabuğuyla yapılan bu baskıların. Bununla ilgili de çalışmamız var. Bunların desen çalışmalarını yapıyorum. Tamamen boyalarımız doğal. Kumaşlarımız doğal. Üzerine yapılan işlemler de doğal. Ben bunları aklımdan yapıyorum. Bitirme tezimi, yüksek lisans bitirme tezimi Asiye'nin yanında yapıyorum benim. Burada bir anlamda eğitim görüyoruz. Aynı zamanda Giresun'da daha çok yani bitki türü olarak Giresun'da en çok yetişen biz yaykın diyoruz, kızılağa çalışıyoruz. Beğenmediğimiz fındık kabuğunu evet, artık yakarken biraz elimiz titremeli evet, değil mi? Fındıktan katma değeri yüksek ürünler üretilsin. Babadan, atadan gördüğümüz sadece fındığı kavurup yemeyelim. Fındığın kimya sanayinde, kozmetik sanayinde ve gördüğümüz gibi boya sanayinde de en iyi şekilde burada can siperana çalışan hanımefendilerin çalışmayı yaptığını görüyoruz. Yıllar var ki karda, köyde bu şekilde dolaşmadık. Böyle bir fırsatımız olmadı. Ama bugün o fırsatı yakaladık. Şükrediyoruz. Tarihler 12 Şubat 2020. Gerçekten 2 metrelik, 1,5 metreye yakın karın bulunduğu
Çocukluk yıllarımızı geçirdiğimiz yerler, mutluluk, huzur dolu günler ve tarlalarda, bahçelerde kayardık naylonlar üzerinde. Ama bugün bu köyler çok modern evlere sahip, kat kat evler var ama çocuk yok, insanlar yok. Hep büyük şehirlere göçüp gittiler ve buralar mısır tarlasıydı. İnsanlar mısırı ekip ekmek yapıyordu, sapını büyük ve büyükbaş hayvanlarına yediriyorlardı. Taflan alafıydı, o taflan alafını kesip küçükbaş hayvanlara asıyorlardı. Alaflar vardı, envai çeşit meyveler vardı ve geçmişi araştırıyoruz Giresun'un Espiye ilçesi Sorpınar Verdesi'nde. Dikmen Melikli, Bayramoğlu nahiyesinin merkezi, Merkez Camisi buradaydı. O çocukluk yıllarımda tek katlı ahşap bir cami vardı ve mübarek bir camiydi. Çünkü Türkiye bu bölgenin birçok köyünden insanlar akın akın buraya dua etmeye gelirlerdi. Ve bu yollardan birçok insan gelip burada kerametler gördüklerini söylerlerdi. Evet, Dikmen Köyü. Tarihi Bayramoğlu nahiyesi, bugünkü Soğukpınar Beldesi Dikmen Mahallesi'nin tarihi caminin bulunduğu yerdeki modern cami. Tarihi mezarlığın bulunduğu yer Dikmen Mahallesi bugün. Geçmişin Bayramoğlu nahiyesi. Evet, okula gelip gittiğimiz yer ve çok tarihi bir bölgeydi. 12 gözlü medresenin olduğunu söylerdi. Medrese yanı derdik. Rahmetli babam 1925 yılında Cumhuriyet döneminde açılan ilk okulda burada okumuştu. 27 yılına kadar Osmanlıca, 27'den sonra da Latince alfabeyi öğrenmiş. Hem Osmanlıca hem Latince biliyordu. Rahmetli babam burada okumuştu. Ve vakıf yeri olarak bilinirdi burası. Ve buradan geçerken derlerdi ki eve gelmeden ayaklarınızı silkin. Vakıf toprağını getirmeyin evimize. Evimiz dağılır derlerdi. Ve buradaki medreseyi köyün ağasının dedesi söker, taşlarını evine götürür, ev yapar. Rahmetli Kandas Hasan Ağa ona tavır koyar. Allah'tan korkmadın mı? Bu ilim yuvasını sökmeye utanmadın mı? Neden bu taşları evine götürüyorsun der. Evet, o gün o taşlar oraya gitmiştir ama o an olduğu ev mürül ve sahipsizdir bugün. Okulumuz her gün odunla beraber gelip bıraktığım ve ilk okula başladığım yer. Birinci sınıfta bir gün okuyup ikiye geçirildiğim, okur yazar olduğum için okula geç başladığımdan dolayı ikiye geçirildiğim ve ikinci sınıftan başladığım okul. Her gün elimizde odunla beraber gelip eğitimimizi tamamladığımız ve okuduğumuz okul. Mısır tarlasındayız. Ben mısırın ekim hazırlığını yapıyoruz. Önce kafulları böyle temizliyoruz. Ardından burası sürülecek. Mısır taneleri atılacak. Şimdi hazırlığını yapıyoruz. Faldırını temizliyoruz. Motor gelecek, ekecek. Otları temizliyoruz. Şu yeşil otları temizliyoruz. Ondan sonra kemresini atacak. Gübresini atacak. Ondan sonra ekecek. Tarı, mısır, pol, patatesler, pancar, höngül, fasulye yapacak. Otu iki sefer kazıyacak. Bir son ot, bir ilk ot. Ondan sonra mısır olacak, darısını kıracak, biçecek.
mısırdan fırın darısı yaparsın, poğol yaparsın, müdür ekmek yaparsın. Beldemizdeki derelerde tesbih tanesi gibi dizilen geçmişin nazlı yadigarı su değirmenleri, hayırsever insanlarımız tarafından yapılarak insanlığın hizmetine tahsis edilmiştir. Değirmeni yapan aile, değirmenin bakım ve onarımını da üstlenerek ayakta durur. Kandas kızı Fadime Hala değirmeni. Bu değirmenin yapıldığı dönemi dün gibi hatırlıyorum. 4 yaşında çocuktum. Değirmenin taşı Yaldere'den, Dalıp'tan gelmişti. Sayıları 20 civarında olan ve her sülalenin kendi adına hayır için yaptırdığı değirmenlerin en eskisi Ulu Değirmen'dir. Merkez Mahallesi'nde 10, Dikmen Mahallesi'nde 7, Tuygun Mahallesi'nde 1 tane su değirmeni vardır. 1. Cihan Harbi'nde karargah merkezi olan değirmenlerde Espiye Arpacık Köyü'ndeki askerlerin ekmeklik mısır ve buğdayları öğütülmüştür. Beldenin tarihine ışık tutan bu değirmenler koruma altına alınmıştır. Ayrıca beldede 3 adet elektrikli değirmen mevcut. Mısır ekmeği yapmak için gidiyoruz ya. Taş değirmenle bunu hayvanlar işte bu yiyeceğini buna çekiyor. Ceyranlı değirmen bu. Aynen su mısırı bütün günü atıyor yani kemsiyle beraber değirmesine. Un haline getiriyor böyle kırma haline getiriyor. Hayvanlar yiyor yani. Beldede büyükbaş hayvancılık oldukça yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Son yıllarda devlet destekli birkaç işletme de açılmış durumdadır. Vatandaşların evlerde ürettiği süt ürünleri bölgede fazlasıyla talep görmektedir. Küçükbaş hayvancılık konusunda çalışmalar yapan birkaç vatandaş da bulunmaktadır. Soğukpınar beldesi, camış olarak da adlandırılan yöreye özgü manda türleriyle haklı bir üne sahiptir. Yok olmaya yüz tutan manda yetiştiriciliği, devlet desteği ve manda yetiştiricileri birliğinin kurulmasıyla koruma altına alınmıştır. Yıl 1886. 47 yaşındaki Hasan Ağa'nın 5 kız çocuğundan sonra tek erkek evladı olan İbrahim dünyaya gelir. İbrahim biraz büyüyünce artık baba oğul beraber fındık bahçeleriyle ilgilenmeye başlar. Bir avuç fındık bahçesine vatan toprağı diyerek tutunan Hasan Ağa, günden güne güçten düşmekte olan devleti için her gün dua etmektedir. İkinci Abdülhamit, 33 yılda 3 dönem hükümdarlığını çok kuvvetli manevralarla başarılı bir şekilde yürüten kudretli padişah. Belki de ikinci Abdülhamit'in eğitim ve askeri alandaki yenilik hareketleri olmasaydı, Trabluskarp, Balkan Savaşları, 1. Cihan Harbi ve Kurtuluş Savaşı'nda başarı elde edilemezdi. Bu savaşlarda başarılı olmuş, Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirmiş komutanlar, 2. Abdülhamid'in açtığı okullarında yetişen subaylardı. 1897 yılında gerçekleşen Osmanlı-Yunan Savaşı, çok çetin çarpışmalara sahne olmuştur. Milano, Çatalca, Velestin, Dömeke, Epir muharebeleri yapılmış ve bir ay gibi kısa zamanda Osmanlı'nın zaferiyle sonuçlanmıştır.
Bu savaşın neticesinde Osmanlı 19. yüzyıldaki son zaferini kazanmıştır. 1908'de 2. Abdülhamid'in İttihat ve Terakki tarafından tahttan indirildiği ve Selanik'e zorunlu ikamete tabi tutulduğu bir dönemde Hasan Ağa oğlu İbrahim'i Kezban Hanım'la evlendirir. İbrahim'in bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya gelecektir. Aile fertleri arttıkça geçim sıkıntısı da artmaktadır. Bir yanda savaşın getirdiği çaresizlik, bir yanda ortalığı kasıp kavuran yokluk, yöre insanını canından bezdirmiştir. Hasan Ağa ve İbrahim, ailelerinin geçimini temin etmek için fındık ocakları dikmeye ve bahçelerde çalışmaya devam ederler. Doğu Karadeniz'de yaşayan insanlar için fındığın önemi büyüktür. Fındık yeri gelir iş olur, yeri gelir aş olur, yeri gelir can olur insanlara. Yan yana dikilmiş birkaç fındık ağacı daha sağlam tutunur toprağa. Fındık ocağı denir bir araya gelmiş bu fındık ağaçlarına. Fındık ocakları bir evde, bir köyde hatta bir şehirde ocakların tütmesini sağlar. Ocaklar tüttükçe vatan da güçlü olur. Çepnilerin gidişi heyecan, dönüşü hüzün olan yayla göçü çok önemli. Çepniler için bir sevdanın diğer adıdır yayla. Bir Karadenizli nerede olursa olsun, ne iş yaparsa yapsın, yılda bir gün bile olsa yaylasına çıkar. Hal böyle olunca yayla, yaylacılık ve yaylaya göç başlı başına bir kültürü beraberinde taşımıştır. Karadeniz'de coğrafi mekan iki kelimeyle tanımlanır. Biri cenik, diğeri yayla. Kışın geçirildiği sahil kesimleri cenik ya da kışlak diye anılırken, 2000 metrenin fevkinde olan insan ve hayvanların yazın konakladığı yerler yayla ya da yaylak diye anılır. Gençlerimize yaylaları tanıtalım. Dağ çiçekleriyle bezeli, tarihi taş döşemeli yayla yollarda yürüyüp, taş oluklardan akan billur sulardan içsinler. Çıkıp yaylaya, dört yanı taş duvar, üzeri hartama kaplı, içinde yer ateşi, tereğinde ağaçtan yayuk, külek, sağrak ve çanak olan bir evde uyusunlar. Ağaç yayukta yapılmış dövme ayrandan içip tereyağından yesinler. Akıl Baba Dağı'na tırmanış yapıp, Ağustos ayında yamacındaki karla serinlesinler. Gülistan'da trekking yapsınlar. Kurtbeli, Karaovacık, Kurtini, Yalakoba, Çakıl'ı gezerek çepnilerin yayla kültürünü unutmasınlar. Emine Kahraman'la birlikte çeşmesinin başındayız ve kana kana su içiyoruz. Yayla yollarındayız. Erecek yayla yolu. Yayla yollarında birçok hikayeler, birçok hayatlar yaşanmış. Burası Zeynep Bacı'nın evi. Yayla yolculukları bu yoldan gelirken, görmüş olduğumuz yoldan gelirken, burada karanlığa kalınca burada misafirhane olarak kalıyorlardı. Yani otel olarak? Otel olarak. Ücretsiz. Buradan yaylaya, Karabacı'ya kadar gideceğiz. Yaya. Azıklarımız elinizde. Azıklarımız elimizde. Derede yemeklerimizi yiyeceğiz ve oradan kalkıp devam edeceğiz. Bütün ihtişamıyla Erecek Taş Köprüsü karşımızda. Asırlarca yayla göçlerinin gelip geçtiği yolları araştırıyoruz. Bu köprüden geçerken bazı sıkışık halde olurdu. Kalabalıktı koyun, 50-100 tane koyunlar. Bazıları düşerdi. Buraları bozulmuştu, yıkılmıştı. Yıkılmış bir haldeydi. Düşerdi, derede de yazın çok su olurdu. Alır giderdi dere.
Değerli izleyenlerimiz, belki 300 yıllık, belki 500 yıllık. Evet. Nice köprüler gitti burada ama bu köprü dimdik ayakta. Maalesef defineciler taşlarını bazen çıkarmaya çalışıyorlar. Bu köprünün tescil edilerek koruma altına alınıp buraların turizme açılmasını bekliyoruz. Gerçekten o yayla kültürünü, yayla yolu kültürünü yaşamak için. Nice yayla göçleri Erecek Köprüsü'nü arşınlayarak yaylalara çıktı. İleri gitme yok. İleride çavuş var önümüzde. Biz hep beraber gidecek böyle peş peşe. İleri gelen de Ağdaş denilen yerde toplanırdı. Obaya hep beraber girerler. Bir kurşun atacağım Erecek'in taşına, yar ile bileğine çıktık çakıl başına. Göçe en son ne zaman geldik böyle yaya, çamlı, çere, ne zaman en son geldik hatırlayabiliyor musun? 25 sene. 25 sene. Gençlerimize yaylaları tanıtalım. Dağ çiçekleriyle bezeli, tarihi taş döşemeli yayla yollarda yürüyüp, taş oluklardan akan billur sulardan içsinler. Espiye, büyüleyici güzellikteki doğası ve ihtişamlı tarihi eserleriyle akılda kalsa da, onu asıl önemli kılan toprağının şanlı bir tarihe şahitlik etmesidir. Karadeli kaşlarım ferman yazdırır, bu ders beni diğer gezdirir. Lokman kim gelse yaramazdır, yaramı sarmaya dost kendi gelsin. Yaramı sarmaya dost kendi gelsin. Havanın gürültüsü vurdu başıma, kardeş hayalı geçti karşıma. Kardeş hayalı geçti karşıma. Ayma çiçek açmış basma başıma.